Selamlar herkese. Golden Gamers TV ekranlarına uzun bir aradan sonra hepiniz tekrar hoş geldiniz. Yeni bir seri yapacağız. Yine EU4'te yapacağız. Daha bu arada yani bu seriyi çekmeye karar vermeden önce başka seriler denedim. Witcher 3 çekmeye çalıştım ama video boyutu nedense Witcher 3'te çok fazla oldu. Yani 26 GB'ı buldu video boyutu. Yani yarım saat ve 40 dakika arasıydı video. Yanlış hatırlamıyorsam 33 ya da 34 dakika falandı. Ama 26 GB'ı buldu. Üzerine bir de facecam koyayım dedim onu. Facecam'e ayrı bir işte kendi telefonumdan çekmeye çalıştım. Webcam'im yok. Onu da 16 GB civarında oturttu. Yani bunları birleştirdiğim zaman falan zaten çok büyük bir şey çıkıyor. Sıkıştırdığım videoyu. Yine büyük bir rakam çıkıyor. Benim internetim onu atmaya yetmez açıkçası. Çok uzun süre atmaya çalışmam. O yüzden uğraşmadım. Bugün sizlerle beraber Luck of the Irish başarımını deneyeceğiz. Yapmaya çalışacağız. Ben daha önce aldım bu başarımı. Ama zevkli bir başarım olduğu için sizlerle beraber tekrar bunu başarmaya çalışacağız. Şimdi diyeceksiniz ki nedir bu Luck of the Irish başarımı? Arkadaşlar şimdi bu burada gördüğünüz İrlanda adasının bütün İrlanda adası üzerindeki bütün İrlanda devletleri hepsi dağınık kaldı. Bütün şehirlerde bir ayrı bir devlet var. Hepsi ayrı ayrı. Bunları birleştirip İrlanda'yı kurmaya çalışıyorsunuz. Kurduğunuz zaman da kazanıyorsunuz. Yani başka bir şart var mıydı hatırlamıyorum. Başlayınca hatırlarız. Bakarız şimdi 5 yıllıklarda. Gösteriyorsa tabii. Onun dışında diyeceksiniz ki İngiltere ile batırdın, niye bununla oynuyorsun? Yani niye böyle zor bir şey deniyorsun? Ben de bilmiyorum abi. Hadi bakalım. Play diyelim. Tabii ki Iron Man. Play. Tekrar. Bu başarımı genelde benim şu an aldığım devletle yapmıyorlar. Genelde başka bir devletle deniyorlar. Yani yanlış hatırlamıyorsam Desmond, Tiron bu devletleri öneriyorlar rahat yapmanız için. Ya da Clan Ricardo'da vardı galiba. Tomont var mı dedim değilim. Yani genelde bunu önermiyorlar çünkü bilmiyorum. Yani bence en kolay bununla almayı. Onlar ne önermiyor bilmiyorum. Şimdi burada rivalları nasıl seçeceğiz bununla? Şimdi Ulster, Tommen ve Clan Ricard bizim rivallarımız şu anda. Ulster'ın rivalımız olması kötü aslında bir yandan baktığınızda. Ama yok kötü değil evet. Ulster bize rival olabilir. Doğru. Şimdi şöyle bir bakalım evet aynı. Şimdi ben niye bunu seçtim şu an hatırladım. Öncekinde de niye seçtiğimi şu an hatırladım. Lannister'ı. Şurayı tutmak için abi. Yani şunlarla oynamak istemiyorum. Şurayı tutmak için artı ikinci bir sebebi var bunları seçmemin. Yani diyeceksiniz ki burayı aldım ama burayı yani bu olaydı. Burayı bu ne bu? Tiron devletiyle de burayı alabilirdim. Niye bunu seçelim? Lannister oyun başında İngiltere ile müttefik olabiliyor abi. İngiltere ile alliance olabiliyorsunuz. Şu an değil. Şu an olamıyorum. Ama ileride olacağım. Yani şuna direkt bir improve relation atacağız. Şuna direkt bir build spy network atacağız. İlk hedefimiz şunu almak. Yani bunu alabiliriz bunların tutup da gidip Scotland'la, İskoçya'yla bir şey kurmaz. Alliance kurmaz. Şimdi buradan rivallarımızı şuna göre seçiyoruz. Yakınımızdakileri seçeceğiz. Çünkü biz bunlarla savaşacağız. Savaştığımızda ekstra bonus alacağız. Yani savaşı kazandığımızda ekstra bonuslar alacağız. Ne var yanımızda? Ormond var. 1. Aldık. Ne var yanımızda? Desmond var. 2. Aldık. Kildare'yi almıyorum. Uster'i alıyorum. Şimdi buradan Ormond'un düşmanları. Desmond, Kildare, Münster ve benim. Münster neydi? Şu muydu? Aynı. Bunu oyun başında Münster'i Alliance alabilirsiniz. Şu an alamıyoruz yine. Çünkü burada kale var abi. Bunu almanız
uzun sürecek. Yani kale olduğu için hem zor düşüyor hem şey yapıyor. Ben genelde burayı sona bırakıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Böyle zor başarımları tek seferde alamayabilirsiniz. Birden fazla kez deneme ihtimaliniz var. Yani birden fazla kez deneyin. İlkini de alamadıysanız bırakmayın. Bu arada o ünite tipleri güzelmiş baya. Neyse. Şimdi denizde bir üstünlük sağlamamız gerek. Çünkü savaştığımız zaman bir veya iki şey en az tek kişiyle savaşmayacağız genelde. Yani ikiden fazla olacaklar. O yüzden yani genelde de denizde bize üstünlük sağlayacaklar bu adamlar. Denizde sağlanan üstünlüğü de ancak bizde güçlü olarak bozabiliriz. Ama şu an için bir şey yapmayacağız çünkü şu an için güçlendirme imkanımız yok arkadaşlar. Zaten para olarak kötü durumdayız. Şöyle hemen 6'ya çıkabiliyormuşuz. 5'e çıkalım en azından. Bakalım. Yani tam kendileri ölçüyor. %50. Tamam. Şöyle başlatalım hemen oyunu. Bu eleman hemen 2, 3, ooo. İngiltere ile falan yoldu bu. Ha şimdi işte tekrar başlayacağız oyuna. Çünkü İngiltere bizle alay olmuyor şu an. Çünkü bununla oldu. Ve ben bununla rival'ım. Tekrar başlayacağız. Evet, tekrar başlayalım. Sesliyorum. Yani şurada hayati önemi olan şey İngiltere. Yani İngiltere'yi aldınız aldınız. Alamadınız seçtiniz abi. Çünkü buraların en büyük gücü o. İngiltere'yi dost alırsanız, rahatsınız, olamazsanız yapacak bir şey yok. Tekrar başlayalım. Bakalım. Yine aynı şekilde. Ormondu. Ormondu aldık. Kildare'yi de alabiliriz. Hatta Kildare'yi alalım. Çünkü bir dakika hemen şöyle alayım ben. Niye diyeceksiniz? Şunu alabilir miyim ortalığı? Ortalığı alamıyoruz. Ulster alalım. Kildare'yi niye aldım abi? Yani bu sefer niye bunu aldım? Çünkü şunu fark ettim. Ben burada İngiltere'yi bir an önce sınırlamam lazım. İngiltere'yi ne kadar hızlı sınırlarsam bu tarafa yayılmasını önlerim. Yani şuradan şöyle bunu alacağız. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Burayı alacağız. Şurayı da sanırım alacağız. Ki İngiltere İrlanda Adası'nda Pale dışındaki herhangi bir yere sahip olamaz. Buraları aldık. Strateji şu. Buraları bittikten sonra gidip direkt İskoçya'ya çökmeye çalışacağız. İskoçya'ya da çöktük mü? Güçlendik mi? Yani hem İrlanda hem İskoçya'ya sahip olduğumuz zaman İngiltere'yi bitirebiliriz. Şimdi şuradan bakalım. Form Irish Nation ne istiyor bizden? Burayı birleştirmemizi istiyor sadece. Pale'da dahil. En zoru da o olacak. Pale almak. Biz buradan İskoçya'yı da aldığımız zaman iyice güçlenip ondan sonra İngiltere'ye saldırırız. Tabi tek başımıza saldırmayız. İntihar olur tek başımıza saldırmak. 4. Yine aynı şekilde başlayalım. Yani şunu kapatalım.
Şuradan sen Batek Drake git. Merchants. Arkadaşlar Kuzey Denizi. Çünkü başka bir yere gönderebildiğimizi sanmıyorum. Bakalım ona. İngiliz kanalı. İngiliz kanalına da gidiyorlar. North Sea. Şurası yok burası. Aa varmış. O zaman Kuzey Denizi'nden çekelim. Bunu şuraya çekelim. Bu buradan buraya gidiyor. Bununla bir alakamız yok. Collect diyelim. Evet, biz zaten şuradan topluyoruz. Ama bir collect 24 diyor. Neyse. Diğer taraftan topluyorum. Bir şey olmaz. Opali'den bir istek geldi. Abi bunlar yine ayıp ya. Bunlar direkt şeyi koruyor burada. Bunlarla beraber. Neyse halledeceğiz. Bunların illaki İngiltere bunların bir savaşına gelmeyecek abi. Gelmediği zaman ben bunu çıkartacağım arada. Önce şuradan ormanda atalım madem. Hızlı bir şekilde büyümemiz lazım. Okuluyla istiyor muyum acaba? İstemiyorum abi. Nereyle yapayım? Burayla yapayım. Gel kanka. Yani İngiltere'ye dolanıp bırakacağım. Yani bilmiyorum, İngiltere umarım bize saldırmaz. Noble Batmora. Kamara. Özellikleri çok iyiymiş ama weak claim. Weak claim istiyorum. Şu da yaşlı. Weak claim alalım ya. Yapacak bir şey. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Müsterle Royal Marriage yaptık. Eğer yapıyorsa bununla da yaparım. Yapmıyormuş. Ama seninle ilişki geliştirmeye devam edebiliriz. Yani sen bunun el ay almaması çok iyi. Kildare almıştır herhalde. Tomon da almış. Önemli değil. 2 vs 1'de savaş kazanırım ben. Benim için çok sorun değil. Bitmek üzere. Hemen orduyu açalım. Ordunun başına da bir bakalım şöyle kim gelebiliyor. Geldi. Çok güzel komutan geldi. 4 şok. 4 şokla bunları mahvederiz abi. Artı bir stability mi? Yoksa 10 prestij mi? Yani savaşa girmeden önce prestij almamız iyi. Niye? Ordu moral veriyor. Ama stability alalım. Yani bir savaşta prestijiniz ne kadar yüksek olursa o kadar iyi bir orduya sahip olursunuz. Bunlar burada ölüyorlar. Bunun abi, nehir geçme cezası yemeyeceğim bir yer var mı? Show province dedik. Nereden bakıyorduk ona? Şuradan mı? Uyuk Kayogi'den var. Kildare'den var. Biz'den var. Kork'tan var. Bir tek yok, hepsinden var abi. Etrafındaki her yerden var. Evet, her türlü yiyeceğiz yani cezayı. Tamam, bu bizim hemen 6 bine çıkmamız lazım. Şöyle çıkalım. Çünkü belli bariz bir güç üstünlüğü sağlayamazsak ilk savaşı kazanamayız. Şöyle hemen bunlar şeyde savaşta. Kildare ordusu bu. Hoş olmadı. Şuradan hemen şey atalım. Şuradaki şeyi bitmeden. Perfektörün orman. Bunu kapatalım. Kildare'ye de hemen. Stainless yakışakalım ya. Abi bu arada bunlar umarım evet girmiştir savaşa diyecektim, girmiş.
Dindar'ı burayı bitirdiği zaman bakalım ne kadar var bitirmesine. Göremiyor muyuz artık? Ha, görebiliyorum. Evet, ben de diyorum buna tıkladım da niye bana direkt şeytan gerisi gelmedi, bulgası geldi diyorum. %50 değilmiş, birazdan bitirir. Keşke şuraya da. Bu hoş olmadı. Yani bu asker düşürecek, düşürdü. 5 askeri kaldı. Şunu alıp öyle savaşacağım. O kuleyi kabul edeceğim. Çünkü muhtemelen bunun istekleri var. Nereden bakıyorduk yani? Bir süredir oynamayınca bir şey oldum. Ha, şuradan bakıyorum. Evet, bak buraları istiyor. Vital Interest. İkisini de istiyor. Savaşa çağırırım ama benden toprak vermeni isteyecek ona. Savaşa çağırırsam eğer. Ben de toprak vermeden kurtulmaya çalışacağım. 25 gerekiyor çünkü ormanda dalarız. Umarım gelir 25, gelmedi. 0-8. Gel artık, geldi. Okey. Eğer savaşta bir yeri bunlar işgal ederse o yeri kendime alamam. O yüzden ikisini de kendim işgal etmem lazım. Bunları yapmam için de ikisini de kendim işgal etmem için de hızlı bir şekilde şuna saldıracağız. Bu buna yardıma gelir gelmez. Savaş bittiğinde tarifimiz direkt bundaki bir askeri burada bırakıp buraya geçeceğiz. Burayı düşüreceğiz. Çünkü öyle gerek. Şuradan hemen Kildare'i alamıyoruz. Hamon'u alalım madem. Hemen şöyle şunu bırak. Şimdi savaşa girelim. Kontrolüm dedik. Kaledin kaybede. Şu an ticaretle hiçbir şeyimiz yok zaten. Bunları 3 borç falan, bunlar borç değil abi. 3 altın borç mu? Şuranın hızlı hızlı bitmesi lazım şu an. 6 altın oldu borcumuz. 9 altın oldu. Sıkıntı yok. Benim diplomu söyledik. Bu savaş sonucu zaten bu borcu kapatırız. Bunlar da hala bir alliance kuramıyoruz. Royal Marriage yapabiliyorum. Yapalım. Royal Marriage olduğu zaman bana saldırmaları ihtimali düşüyor baya. Niye? Niye düşüyor? Çünkü Royal Marriage'ınız olan birine saldırdığınız zaman eksi stability değeri yersiniz abi. O yüzden düşüyor. Şöyle yapalım. Abi direkt hepsini alabiliyorsam direkt hepsini alacağım. Bakalım yetecek mi savaş skorumuz. Evet, yetiyor. Hepsini alacağım buradan. Sıkıntı yok. Kayımı şu an istemiyorum yani. Bir tereyle aramı bozmak istemiyorum yani. Yani bir 30-40 yıl sonra gelse çok güzel olurdu. Git artık. Çok borçlandık hadi. Borcu fazla gitti ya. Cancel. 9 borç var. Sıkıntı değil. 40 aldık. Şuradan ayrı yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. En fazladan expansion yemeye değer mi? Bence değmez çünkü çok fazla savaşacağız. Zaten 40 yiyoruz. Böyle hepsini alalım. 5
Şunları yapalım. Şunu da şuna vereceğim. Şimdi burada hayatta kalmak istiyorsanız ordumuz güçlü olacak abi. Yeni rivalları olarak ilan etti bir kişileri. Ulusal zaten Clan Ricard olur abi. Desmond da olur abi. Şu an güçlüyüz. Şu an sıkıntı yok. Yani borçları kapatalım. Bir tane 3-7-8'lik borcumuz kaldı. Şunu da kapatalım. Ve biraz para kazanalım. Kildare. Şuradan hiç şey yememek için. Hemen bunları vereceğim ki isyan yemeyelim. Bir tane yiyeceğiz mi? Ormond'dan yiyeceğiz abi. 8.9 Ormond. Orphal'ı bize Royal Merit öneriyor. Şu an için artık yani bunun el aylığına ihtiyacım yok. Hemen bakalım. Tyron geliyor bu savaşa. Tyron, Tyron neyse artık. Bununla yapmayacağım. Bununla Opal'ı geliyor. Güzel. Opal'ya karşı savaşır iki toprak alırız. Ondan sonra buraya Clan Ricard'a savaş açarız. Opal'ı aldığımız için zaten şurayı da alabilecek durumda oluruz. Buna savaş açtığımızda iki toprağı daha alırız. Hemen şöyle Spy Network'ı yapıştıralım abi. Bunlarla el alabiliyor mu? Gel kanka. Thank you. Teşekkür ederim abi. Sen hala alay mısın bununla? Tamam. Sıkıntı yok artık. Buna saldırabiliyor muyum şu an? Yani buna saldırırsam İngiltere gelmiyor abi. Çok hızlı. Çok hızlı. Şunu alırsam çok rahat. Şunu alırsam çok rahatız abi. Abi biz niye para kaybediyoruz? Kazanmıyoruz da kaybetmiyoruz da. Ya şunu düşür. Sen şöyle gel. Sen abi. Buradan şöyle protect, maxi. Rönesans çıktı. Rönesans çıkmadan en azından bir teknolojiler değilse iyiydi yani. Core Forest'ler geliyor. Şimdi bunları yaparsak bizim gelirimiz artacak abi. Bakalım ya. 0.31. Şöyle yapalım. Bakalım. 0.26. Artmıyorum şu an. Ben yanlış biliyormuşum, artmıyorum. Bir borcumuz vardı, onu da ödedik. Hemen şuradan limit money, evet, para ihtiyacımız var. Bayağı fakiriz çünkü. Grand Monopoly Charters. Şuradan Berger ekleyemiyoruz. Kuleci Mobility'ye verebiliyoruz. Şurayı Mobility'ye verelim. Şurayı da Kuleci'ye verelim. Papa yaşayı adam gönderdik. Administrative Support'u çektik. Bilmem de. Military Support'u çektik. Bu influence veriyormuş. 80 üzerine çıkartmayacağım influence'ları. Hemen aldık. Military Technology abi. Bayağı vakit geçmiş bu arada. Fark etmedim. Son hızla gidince. Okey. Şimdi bunları Sligo geliyor. Sligo neydi? Şuydu. Tamam. İngiltere gelmediği sürede sıkıntı... Aa, geliyor. İngiltere Fransa'yı da bitirmiş. Sıkıntı yok. Sen gel savaşa. Beni çağırırsak bu ikisi geliyor. Ben hala Ophelia'yla bu arada saçma bir şekilde elanesim var. Münster'le de var. Münster'le olan dursun zaten.
Benim şeyim otonomiden dolayı yükselmiyor şu anda kazandığım para. Evet, ben de diyorum. Yani kazanmam lazım. Her çok bir şey istemek için yapıyorum abi şimdi. Çünkü şu an gördüğünüz gibi şunları aldığım zaman hazır yapılmış olacak bunlar. Çünkü bunları aldığınız zaman hazır yapılmış değilse şu ikisine ekstra administrator diyeceğim. Nasıl açarsam o 44-44 diyor abi. Şimdi ne ordu sınırı falan mı açtık yani? 6.8 yani şey 8 sınırım var, 6 askerim var. Ama sanki sınırı aşmışım gibi davranıyor. Neyse bunun şeyine bakalım. Şimdi Kildare Ormont ve Kildare'den geçtiğim zaman penaltı yemiyorum. Kildare'ye hemen askeri getirelim. Savaşı açtık. Buna saldırıyoruz ona. İlk burayı kuşatıp bitireceğiz. Bunlar şu an buraya gelemiyor zaten. Biz de artıya geçtik çünkü bir yandan da lootluyoruz burayı abi. Loot bitti, şimdi eksiye düşeceğiz. Sorun değil, dediğim gibi savaş sonucu zaten aldığınız borcu çok rahat ödüyorsunuz. Tutup da yani ulan ben borca gireceğim deyip de şunu açmanıza gerek yok. 50 militeri puan az değil. Boşa harcamayın. Ses ne oldu bu arada ya? Hani stack wipe yediler. Sıram bizden literatis yok ki ne savaştı, okul ile savaştı. Geç kanka yani. Ne yapayım? Geçmemem bir anlam ifade etmiyor. Lan subsite gibi. Bunlar savaşta olduğumuz için para yardımı yapıyor şu an. Ne mantığı var derseniz hiçbir fikrim yok. Ortada bir P0 yapıp duruyor. Böyle bir savaşa girmeyeceğim. İkisini de alıp yiyemez. Yani bu savaşı açamazlar çünkü İngilizlerle dostuz. İngilizler var arkamızda abi. Yani o savaş o iş yaş. Conquer Leinster. Neymiş bu mesela, bakalım. Conqueror Leinster. Burası galiba. Ama ben tamamını conquer'lamamışım buranın. Ha, sadece şuralar istiyor. Pale istemiyormuş. Tamam. Münster'e ve Connacht'a Permaclaim attık şu anda. Bunu aldık. Şuradan hemen bunları açalım. Connacht'ta claim'imiz var. Saldırdığım zaman şu ikisi geliyor. Clay gelmedi galiba. Ha, geldi. Bu da geliyor saldırdığımız zaman. Yani önce bunu alır, sonra bunu alır. Yani savaş sonucu ikisini birden alırız. O yüzden şöyle şu orduyu şuraya getireyim ben. Borcumuzu ödeyelim. Çok hızlı olacağız. Yani çok seri bir şekilde bam 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 İrlanda'yı birleştiriyoruz abi. Konak. Okey. Yaptığımız savaşı hızlı bir şekilde kazandık. Yani eğer ben şu an bunu götürürsem buraya, yani kuşatırsam, denizden de kuşatırsam bunu, bu adam şu da ordu getir, donanmasını getirecek ve beni yiyecekler. Bu arada bu hoş olmadı. Bunlar kaçtı abi. Forward Glory. Bunlar oraya kaçıyor. İyi yakalar, stack wipe'larız ona. Stack wipe'lamanız çok önemli. Çok çok önemli.
Yani iki kişiyle beraber savaşırken bir orduyu stack wipe'lamanız ya size savaş kazandırır abi. Şu an yani 4000 askerleri kaldı. Hadi bu buradan 2-3 tane daha asker alsın. 6000 olsun, 7000 olsun. Ben her türlü bu savaşı kazandım. O sayısal üstünlükleri yok oldu şu an. Hızlandıralım oyunu. Hızlı hızlı. Şu an burayı lootladı. Burası lootlandığı için devastation yedim ben. Burayı ele geçiremeyecek muhtemelen. Eğer hızlı bir şekilde yer kaçamazlarsa kalede. Açtılar ama umarım ele geçiremezler. Yetiştik. Bu savaşı da kazandık. Şuradan hemen korka gidiyoruz. Buradan çıkartmaya çalıştı. Ama çıkartamadı. Buraya bir asker bıraktık. Devam ediyoruz. Burayı ele geçirdik. Burada niye hemen burayı ele geçirdik? Çünkü ben burayı kuşatırken abi oha. Okey. Ben burayı kuşatırken burada işgal edilmiş bir toprağım olursa buradan paralı asker basabiliyor. Ama şu an hiçbir toprağı olmadığı için paralı asker de basamıyor, normal asker de basamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Şu an sadece ölümünü bekliyor. Okey. 15. Bakalım kaç? 50 olmuş. Hazır 50 olmuşken bir 50 olmuşken bir komutan almamız yok mu? Denememiz. Deneyelim. Fena değil. Fena değil. İlerisi için iyi bir komutan. Bekleyin. İngiltere artık büyük güç değilmiş. Bizim için hala büyük güç. Bizim bölgemizin şu anda süper lideri adamlar. Şu an hiçbir şey yapamaz. Şimdi biz ilk neye gideceğiz? İlk ideye. Tabii ki ilk gideceğimiz ideye Quant abi. Çünkü İngiltere'nin asker sayısıyla baş etmemiz lazım. Onlarla yarışabilmemiz lazım. Bir payload alıp şeyi kurabilirim. Nedir onları? İrlanda'yı kurabilirim. Hemen simantladık. Buraları da aldık. Şöyle bir bakalım. Buraları ekledik. Sligo'yu alalım. Sirkonya'da alalım. Zaten bunlar kaldı sadece. Yani sen gelme de gülüm. Gelme de. Gelme de. Ama yok, Sligo'ya İskoçya geliyor. Ulster geliyor. Ulster geliyor. Ulster gelmiyor. İskoçya ve Ulster geliyor. İskoçya'nın gelmesi hoş değil. İskoçya hoş değil abi. Kaç askeri var? Şuradan bakalım İskoçların. Skotland'ın 11 bin askeri var. Aslında ona 24 bin yöneti var abi. Bunlar basar orduyu gelir. Bu da Danimarka ile kanka. Danimarka ya böyle savaşlarda bu saçma sapan geliyor, çıkartıyor buraya asker. O yüzden zorlamayalım. Artık yavaşlayacağız yani. Eğer Muster'in Muster Siligo ile var. Biz de evvel Sligo ile evvel Muster'le olan alliance'ımızı bozarız. Muster'e savaş açarız. Muster'i diyorum ben. Sligo'yu da alırız. Ve bayağı rahatladık yani. Muster'e savaş açalım. Ulster de geliyor bu savaşa. Oo. Bizim ordu basmamız lazım. Savaşı kazanmak istiyorsak abi 9000 askeri bulundurmamız lazım. Bakmak istiyorum. %50 8 abi. Ekonomik olarak ne kadar zorlar diye düşündüm de çok zorlamaz herhalde şu an ya.
Öyle zorlar mı? Zorlayacak. Phantom Privileges. Hemen şöyle gidelim. En uzaktan. Bu üstlerden başlayalım. Çıkartmaya. Bunu açıyoruz. Breaking Truth derken. Aa şey. 5 yıllık Truth var aramızda, doğru. 1462'de bitiyor Truth. Yani barış anlaşmamız. Çünkü adamlarda biz Alliance bozduk. Yani bize bir turuz eklendi onlarla. 5 yıl boyunca yatıyoruz abi. Yatış. Para döküyoruz. Para kısalım. Theodore ile olan bir succession benim işime gelmez. Badem de bir işe yaramaz. Burayı yapalım. Şimdi açalım. Aman. Agresif olan hangisiydi? Şu neydi? Abi ofansif. Ofansif olan bu. Biz de ofansif bir savaş vermeyeceğiz. Ofansif vereceğiz. Değiştirebiliyorsam artık şuna geçeceğim. 74'te değiştirebiliyoruz. Bayağı var. Okey. Sen Ormond'dan gelen var. Desmond'dan, Ophel'den, Clanricard'dan. Şöyle yine verelim. Clanricard, Desmond, Ophel'i. Ophel'i bura. Sen rahat gideceğiz biraz. Ormond'dan gelen var. Ama çok da güçlü bir ses değil Ormond'dan gelenler. Korkup gitti güzel. İyi para kasıyoruz abi. Bütün yeni oldu kiralama. 18 22 bin askeri var. Şu an İngilizler. O zaman bu bölümü ya da neyse şu Münster Savaşı'nı da yapalım. Ondan sonra bu bölümü bitirelim abi. Bölümümüzün sonuna gelelim. 61 62 62'nin kaçıncı ayı? Ağustos 8. ay. Abi adam, ben bunlarla savaşamam adam. Bunlar beni döver adam. Yani ya senin güzel aklın için gelmiş bulunayım yani. Zaten bu tarafa asker çıkaramazlar. Yani savaşa girmesem daha kötü abi benim için. Ben bunlarla da evayım. Savaş. Abi ulan buna savaş açtığımda ulusal gelmeyecek yani. Evet. Hoş değil. Niye üzülüyorsun diyeceksiniz. Diğer sesleri. Çünkü benim bunları alabilmemin için tek şansım bu olabilirdi. Yani şunlarla yaptığımız savaş olabilir. Çünkü bunlar bununla ele. Yani ben buna savaş açacaktım, bu da savaşa gelecekti. Ben buna vurup bunu alacaktım elinden toprağını. Ama şimdi ne oldu? Buna savaş açarsam bu ikisiyle savaşıyordum. Yani İngilizlerin bu savaşının bitmesini bekliyordum ben. Buna ne demek? Bölümü burada bitiriyoruz demek. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer serinin devamını izlemek istiyorsanız da lütfen abone olun. Çok teşekkürler tekrar izlediğiniz için.